Mehmet Yılmaz'ın ne diyeceği belli. Gökhan Hocam seninle başlayalım. En mutlu Mehmet Yılmaz şu anda. Hak ederek şampiyon oldu. Trabzonspor'u kutlayalım ya, bir kere. Sezon değerlendirmesi yaparken. Kutlayalım hakikaten. Yani bir sezona damgasını vurdu. Hak ederek aldı. Zaten baktığımız zaman galibiyet sayısına, attığı gole, yediği gole. Yani şampiyonluğu belki garantilemese çok daha bir puan farkıyla da pekiştirebilirdi bu işi. Beşiktaş adına konuşacak olursak da Beşiktaş adına da yokların oldu bir sene. Yani hiçlerin oldu bir sene oldu. Bir önceki sezonun bir önceki şampiyonluğun sene, yarışta olması gerekiyordu en azından hocam. Eleştirmek şöyle diyeyim, gerekirse. Yani bir önceki senenin ligi domine eden kadrosuna ligdeki her teknik adamın almak isteyeceği oyuncuları transfer etti Beşiktaş takımı. Şampiyonlar Ligi için bir takım kurdu. Batshuayi, Alex Teixeira. Yani hiçbir hoca, Pjanic, yani seni kızdığın Batshuayi aldı. Hala kızmaya devam ediyorsun. Yani belki gittiği zaman en çok sevinen hocam ligin enlerini sorayım. Batshuayi herhalde en iyi forvet mi diyeceksin? Neyse yani hakikaten çok konuşuruz iyi bir orada. Takım yaptılar. Sezon başı benim en büyük şampiyonluk adayımdı. Ama öyle bir süreç gelişti ki Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ı darmadağın etti. Pandemiyle beraber Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'a çok fazla darbe vurdu. Ligdeki bütün takımlarımıza vurdu ama Beşiktaş'ı çok daha fazla etkiledi. Özellikle Şampiyonlar Ligi için kurulan takımın Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmesi herkeste bir hayal kırıklığı yaşattı. Zaten o ara geçen sene domine eden teknik adam Sergen Hoca da ayrıldı. Peşine altyapı hocasıyla devam edildi. O arada bir kupa alındı, Süper Kupa. Ondan sonra ayrıldı ve önümüzdeki sezon Valeri İsmail bir anda milli takım arasında geldi. Hazırlık maçlarını da bitirdim. Sonuçta bir hedef vardı, ufak bir hedef. İşte ligin 5. olması gibi, Trabzon Kupayı kazanırsa 5. olup Avrupa'ya gitme gibi bir hedefi de vardı. Ama sonuçta Trabzon'da yarı finalde elenince ilk 4 takım gitti. Bir de kupayı kazanan takım gidecek. Beşiktaş Avrupa'dan da oldu. Kaç sene sonra ligde ilk 5'e giremedi Beşiktaş. Hı hı. Baktığımız zaman bu sene 20 küsur senedir belki ilk defa 5'in haricinde kaldı. Avrupa'da yok. Avrupa'da kaldı. Da yok. Bu aşamadan sonra Valeri İsmail'in artık hazırlık maçları bitti diyeceğiz. Şimdi bir kadro yapılanması yapılıyor. Bu kadroda da gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili bundan sonra devamlı şekilde gündeme gelecek. Kimler gidecek? İş transferi var. İş transferdeki oyuncularla konuşuluyor. Ama sonuçta bir ekonomi boyutu da var bu işin. Bütçeler geçen sene Beşiktaş o transferi yaparken Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Yani Şampiyonlar Ligi'nden gelen ekstra bir para vardı transfer Tabii. bütçesi olarak. Şimdi o yok. Takımlarımızın durumu ortada. İster istemez her takım ayağını yorganına göre uzatmak zorunda transferde. Şu aşamada ilk önce bence gidecekler önemli ki bunlarla ilgili Valeri İsmail zaten görüştüklerini bildiriyor. Hem başkan olsun, hem yönetim kurulu, işte hem oyuncularla, hem Ceyhun Kazancı'yla görüşmeler sürdürüyor. Ondan sonra da alacak oyunculara bakıyor. Burada son zamanlarda Burak Yılmaz'ın, Lille'den ayrılan Burak Yılmaz'ın adı gündeme geliyor. Yine Cenk Tosun konuşuluyor. Tabii taraftarda Alexander Sörlot'u bekliyor hocam. Taraftarda konuştu. Alexander Sorloth var. Buxa var. Amerika'da evet. bir Polonyalı oyuncu. Onun yanında da Bastos var. İşte Kulüp Brugge mukabelesi biten. Yani tam Valeri İsmail'in istediği santrafor tipine uygun 3 tane oyuncu ile ilgili görüşüyorlar. Ama Sorloth tabii hepsinin ön planda. Bunun yanında diğer kulüplerle o söylediğim işte Cenk Tosun da Burak Yılmaz da sonuçta kulüplerden ayrıldılar. Beşiktaş'la bir geçmişleri var. Bu aşamada ne olacak? Bence onlarla ilgili de bir takım gelişmeler olabilir. Ama nereye kadar gidecek belli değil. Sonuçta buranın patronu şu anda Valeri İsmail. Ceyhun Kazancı ona yardımcı olacak. Yönetim ona yardımcı olacak. Sonuçta bir hocayla devam ettiğiniz zaman. Kendi görüşleri doğrultusunda da bir tane santrafor alacaklar. Batshuayi'de gittiğine göre artık şimdi herkesin beklentisi burada yani senin de beklentin. Sörloth. Herkes onu bekliyor. Sörloth doğru bir yani transfer. Türkiye Ligi'ni bilen. Neler hakikaten yapabileceğini bildiğimiz. 22 santrafor mu alacaklar hocam? İyi santrafor. Yani Sörloth geldi mi herkes. Çünkü. Ya secde eder. Başka yapacak Tabii. bir şey yok. Ama Türkiye ekonomik, ekonomik şartlarında bakın tek senelik 3,5 milyon euro para istiyor diyorlar. Yani 3,5 milyon euro eğer bir santrafor bu şekilde verirseniz ondan sonraki yapılanma yani Larin'inkine benziyor. Ben yani şampiyon yaptım. Dengeleri sarsmaman lazım. Tabii dengeleri de sarsmaman lazım. Bizim açımızdan istemek kolay. Şimdi Larin ne diyor? Ben diyor takımın şampiyonluğuna katkı ettim diyor.
İşte bir fiyat söylüyor. 1.750 falan ilk önce beğenmiyordu. 2.5 isterim diyordu. Şimdi biraz daha düşecek herhalde. Kalacak ama gibi duruyor. Kalacak gibi duruyor da sonuçta istenen paralar astronomik. Ama neden istiyor? Ben başarılı oldum diyor. İşte takımın şampiyonluğunda attığım gollerle, asistlerle katkım var diyor. Bu katkı ben bunu hak ettim diyor. Ben bunu hak ettim diyor. Şimdi sen Sörlot'a verirsen yarın bir gün bu takımda iyi oynayanlar da diyecek ya Sörlot 3.5 oluyor. İşte ben de hak ediyorum. Yarın bir gün bunun da problemi çıkacak. O dengesizlikler, sıkıntılar bundan başlıyor. İşte Galatasaray'da Gomis yaptı bir ara. Hani yöneticiler de söyledi ya. Gitti ondan sonra zaten. Ondan sonra da gitti. Yani. Ama şimdi böyle problemler de var. Burada Sayın Başkan Ahmet Nurçevi adımları doğru atıyor esasında. O yapılanmayı söylüyor. Ama şu ana kadar elde eden bir tane transfer var. O da Gerson Fernandes, işte Rize'den gelen bir tane oyuncu ve iyi bir oyuncu. Beşiktaş açısından genç, geleceğe yatırımlı iyi bir oyuncu. Bir de yani, sistemin oyuncusu. Joseph de Souza'yla beraber bence göbeği halletti Beşiktaş şu anda. İki tane iyi oyuncusu var orada. Bundan sonraki kanatlarda da iki tane bence çok çok iyi oyuncusu var. İşte Rozier ile Rıdvan. Şimdi Rıdvan'ın durumu konuşuluyor ama Rıdvan da yani düşük bir paraya vereceğine biraz daha geliştir öyleyse. Ondan sonra ver. Bu sene verme. Bu sene de oynasın sen de. Seneye gelişimi, bu gelişimine bu şekilde devam ettiği zaman daha çok fiyatı satarsın. Nasılsa takip ediyorlar. Rozier bu sene şöyle diyeyim yani bir istatistikte de Beşiktaş kart istatistiklerinde yani bir şey yapmadık ama kartlarda esasında Karagümrük'le beraber 10 tane kırmızı kart görmüşüz. Orada birinciliği Karagümrük'le paylaşıyoruz. Kim var? Rozier bunun içinde 3 tane kırmızı kartla gidiyor. Rozier çok iyi oyuncu. Dün işte Erman abinin senenin en iyi 11'ine koydu Rozier. Çok Rozier iyi olmasa iyi da oyuncu. Ya tabii, çok tabii, kalitesi tartışılmaz. Şimdi bu Rozier 3 tane kırmızı kart gördü. Takım kötü giderken agresifleşti. 91 tane sarı kart gördü. Yani Kasımpaşa'dan sonra en fazla sarı kart gören de takım. Baktığımız zaman o agresiflikleri de var. Ama bunu neden gördüğü önemli. Yani takım için mi görüyor, kendi için mi görüyor? Bazıları kendi için görüyor. Rozier'in gördüğü iki tane kırmızı kart çok gereksiz. Onlar düşürüyor. Şimdi bunları göz önüne alacağı bir ortam yakalayıp Valeri İsmail dediğim gibi hazırlık maçları da bitti. Artık takımı kurmak zorundalar. Cem Kazancı'yla beraber işte yönetimle beraber sonuçta yönetim de transferde söz sahibi en az Ocak'a kadar oturup Beşiktaş'ın önümüzdeki sene geleceği için yani bir hiçten sonra hiçleri oynayan 2 sene önce her şeyi almış bir kadro. Geçen sene daha iyi bir kadro ama hiçbir şey olmayan. Şimdi önümüzdeki sene bu geçen seneyi unutturacak bir kadro yapıp tekrar Beşiktaş'ın eski günlerine dönmesi lazım. Aslında transferde en yoğun takım da Fenerbahçe olacak gibi. En başta hocayla başlayacak. Nasıl bir sezon geçirdi?